Haftanın ilk işlem günü Türkiye Ekonomi Televizyonu ilk seans programına hoş geldiniz. Ben Deniz Murat Tufan. Ben Perihan Tantu. Herkese iyi haftalar diliyorum öncelikle. Bol kazançlı bir gün olsun. Umarım. Bugün, hatta sadece bir gün değil, bol kazançlı bir hafta olsun. Hafta olsun. Aslında hafta sonu yine BDDK'nın ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önemli adımlarıyla piyasa yeni gün uyanmış oldu. Hem EFT'lerde bir düzenleme var, bankalı ücret ve komisyonlarında bir asaltıma gitmiş oldu ve en önemlisi swap hamlesi. Swap hamlesi oldu, evet. Bunlar tabii ki özellikle piyasalarında radarında olacak gelişmeler. İşte bankalara olan bir satış gelecek mi EFT ücret komisyondan dolayı, swap hamlesinden dolayı yabancı yatırımcı bir güven problemi yaşanır mı ve en önemlisi kur ne olur gibi birçok başlık var herhalde. Bunları konuşacağız Perihan. Evet, bunları konuşacağız. Özellikle bu swap hamlesi için Borsa İstanbul'da yabancı işte hisse satıp TL'ye döner mi diye çok soru geliyor. Doları geri çekilmesine hani kalıcı olarak sağlayabilir mi? Bunlar soruluyor. Bunları istersen birazdan seninle birlikte detaylandırıyor olacağız. Kesinlikle. Şimdi swap hamlesinden sonra özellikle yine yabancıların kimliği çok fazla önemli olmaya başladı. Ben Twitter'dan paylaştım. Kimdir bu yabancılar diye. Katarlar efendim. Dolayısıyla hani... Ama sadece Katarlar dersek şimdi yanlış anlaşılma olur. Ama yani büyük pay, evet, Katar'a büyük ait pay 75 milyar TL. 75 milyar TL ile de yine ABD izliyor. ABD de büyük bir paya sahip gibi gibi bunları konuşacağız. Bir diğer taraftan da bizim de yayınlarda sürekli olarak pay biçtiğimiz, anlatmaya çalıştığımız şu sosyal medyadaki tavsiye, öneri vesaire her neyse. Orada... SPK artık dur dedi. Dedi mi acaba? Bakalım. Ben diyecekte inanıyorum. Çok fazla şikayet gittiğini düşünüyorum. Bu yüzden bence artık bir müdahale etme gereği duydular. Daha bir de çok kişinin canı yanmadı. Yani şu an Borsa İstanbul yükseliş trendinde. Bir de bunun sert öyle bir günlük iki günlük değil. Yani böyle haftalar aylar süren bir baskı süreci, bir düzeltme süreci. Allah korusun olur da bir dönüş trenine falan yakalanırsak çok kişinin canı yanabilir. Evet, şimdi burada özellikle piyasa dolandırıcılığında 5 yıla kadar hapis cezası ve farklı detaylar var. Bunları konuşacağız. Yani burada işte her şey aracı kurumlara düşüyor. Daha fazla Hayır, yazıp... yatırımcıya. Yok yok, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani yatırımcı fantazi aramayacak. O boşluğu bırakmayacak. Yani hem raporlarıyla hem işte daha fazla eleman çalışarak belki daha uzmanlık gerektiren işleri yok, ben yine yatırımcı vererek... diyorum Murat. Şöyle kimse sizi zorlayarak bilgi vermek için peşinizde koşamaz. Birazcık eğer paranızın kıymetini biliyorsanız, siz bu piyasada yatırımcıysanız, hani servetinizi korumaya çalışıyorsanız, bunu da yazdım, bu da yanlış anlaşıldı. Servet dediğiniz şey iktisatta o hani lüks arabalar, evler falan değil. 1 lira da olabilir. Sizin birikiminiz her neyse yani 10 lira da bütçenize göre 100 milyon lira da olabilir. Yani Murat, insanlar parasının kıymetini biliyorsa hayır efendim. Yani kendileri bu bilginin peşinde koşacak. Arayın aracı kurumu, talep edin, araştırın, okuyun. Yani sadece bir kişinin söylediğine göre işlem yapmayın derim ben. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sen de çok iyi biliyorsun. Çok donanımlı olmayan çalışanlar var. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Mesela Türkiye'de ben neden bir altın uzmanı sadece Mehmet Ali Yıldırım Türk biliyorum? Neden sadece dolar konusunda konuşacak adam yok? Neden sadece örnek veriyorum taş toprak endeksini yorumlayan adam yok? Herkes her şey hakkında konuşabiliyor. O yüzden birazcık uzmanlık da alanları olmalı uzmanlık diyorsun. Alanları olması lazım. Yatırımcıya daha altı dolu hizmet vermek lazım. Daha fazla bülten yapmak lazım. Yani biz bile bülten ararken çok zorlanabiliyoruz. O yüzden burada aracı kurumların birazcık da meydanı boş bırakmaması lazım. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Ki bu noktada yine de işte aslında o kısır döngüye giriyoruz. Niye? Yatırımcının da bunu işte talep ediyor olması lazım. Talep etmesi, evet tabii. Yani bakın ben sizinle işlem yapıyorum ama ben altın yatırımcısıyım. Altın konusunda sizden efektif bir yardım alamıyorum. Bu nedenle sizi değiştirmek istiyorum dediği noktada bunu bir kişi, 10 kişi artık bu 50 yatırımcı olduğunda diyecek ki bir dakika diyecek aracı kurum. Ya ben altın konusunda eksiğim ya da işte dolar kursunda ya da Viyop'ta yatırım yapmak isteyen yatırımcılar var. Ben bu noktada eksiğim ve yatırımcı kaybediyorum. Çünkü aracı kurum için de büyük bir kayıp. Tabii sonuçta. Hani o yüzden müşteri diyorum. Müşteri nimet. Evet, müşteri nimet. Aslında sen de haklısın, ben de haklıyım. Bu bir kısır döngü. Arz talep meselesi derler ya. Kesinlikle. Birazcık da diyorum ki talep edin. Ya doğru bilgiyi talep edin.
gidin, aracı kurumlarda irdeleyin, sorun. Yani gerekirse size yapılan bir yanlış durum varsa karşı çıkın, hakkınızı arayın. Öyle değil vaatlere mi? Vaatlere kalmayın. Yani en önemlisi ya, borsa şu demek değil. Bir koydum 10 kazandım, bir koydum 100 kazandım meselesi değil. Bunu vaat edenleri de reddetmek lazım. Akıllı ve orta ve uzun vadeli yatırım yaptığınız zaman zaten size de yardımcı olur herkes diyelim efendim. Şimdi o zaman biz seninle daha çok kavga etmeden yerimize geçelim. Yok, kavga etmiyoruz. Bu arada tahmin beyin alayım senden hemen. Ben bugün bir eksi açılış bekliyorum. Kaç diyorsun? Yani Murat herhalde %0,50 ila %0,60. Hı hı. Aslında Viyop kısmı benim için pozitif açtı. Bir miktar daha derin bir açılış, sonra bir toparlanma bekliyordum ama bir bakacağız bakalım şu yabancı hisseleri satacak mı? O zaman ben -0,40 diyeyim. Sen de -0,50 üzeri diyorsun ben herhalde. Ben 50 üzeri diyorum ya. Bakalım bugün kahveler kimden efendim? Haftanın ilk işlem gününe Eperan Tantu'yla ilk seansımız o zaman başlamış olalım. Evet, hemen hiç vakit kaybetmeden ilk seansta bakalım biz neleri konuşuyoruz, neleri fiyatlıyoruz. Başlıklarımızı almış olalım. BDDK swap limitlerini kıstı ve %25'ten %10'lara çekmiş oldu ki Türk lirasına ulaşım maliyetini bir miktar daha doğrusu kolay satım maliyetini artıran bir sebep. Bunu yabancılara nasıl anlatıyoruz? Burası bence çok önemli. Biz çünkü Türkçe anlatırken zorlanıyoruz diyorsun değil mi? Evet, yani izleyicilerimiz soruyor işte şimdi ne oldu acaba Murat Bey? Yani bu ne oluyor? Doları bir miktar yükselişini, yani yükselmeyecek diye bir şey yok. Dolardaki yükseliş hızının önüne geçmeye çalışıyor. Bir taraftan da acaba bu tedirginlik yaratır mı yabancı yatırımcılarda ya da diğer yatırımcılarda diyeyim iş tarafta? Bunu konuşuyor olacağız. Yani burada artık kolay kolay spekülatif Türk lirasını açığa satmayı BDDK önüne geçmeye çalışıyor. Daha önce ne oluyordu? Örneğin dolar almak isteyen kişi Türk lirasını açığa satarak dolar borçlanıyordu. Sonra Türk lirasını alıp yerine koyuyordu ama bu bir miktar daha spekülasyon olduğunu düşündü ki yurt dışındaki yabancı yatırımcı böyle cezalandırılıyor tırnak içerisinde. Murat, aslında burada önemli bir detay var. Cuma günü biraz ortalık karıştı. Neden karıştı? 6 liranın üzerine gitti diye kur karıştı. Ama birçok kişi de uyarla dedi ki hani sakin olun, TL'de hani ekstra bir uyumsuzluk yok, negatif ayrışma yok. Çünkü dolar endeksi kuvvetlendi, Amerika'dan gelen datalar kuvvetli. O yüzden hani dolar karşısında birçok primi değer kaybediyor. TL de buna eklendi. Yani bizim bir negatif aslında fiyatlamamız yoktu. Kim bu noktada. Dedik dolar bunu, değer kazandı. Veri hep iyi gelirse zaten 5.98'lerde bu değil işin mi? Sonu. Hani böyle giderse 6 üzerine yerleşir. 6.07, 6.02 ilk bandı mı? Sonrası 6.10 gibi. Aynen, kurum öyle raporlarını aktarmışız izleyeceğim. Bizi bilen biliyor efendim. Yine yanlış yönlendirildi çünkü. Evet. Yine bir panik havası. Ama şimdi tam bu panik havasının üzerinde herkes ikna olmuştu ki tamam dolar değer kazanıyor bundan dolayı diye. İşte bu swap hamlesiyle birlikte bu sefer yanında bir soru işareti kondu. Ha, bir dakika ya, bize işte dolar endeksi yukarı gidiyor diye dolar 6 liranın üzerine gitti demişlerdi. Ama şimdi tekrar böyle bir hamle neden yapıldı diye soru işareti kondu. Zamanlaması biraz ironik oldu ama ben bu noktada psikolojik sınırın 6 lira olduğunu düşündüğüm ve yatırımcıların 6 liranın üzerinde hani 5.98 6.02 arasında benim için çok bir fark yok ama tabii. Bir algı bozuldu ya, hani 6 liranın üzerinde tekrar böyle hani flash durumu oldu. Birazcık daha müdahalinde bu yüzden gelebilmiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben de bir yandan neleri hazırladık ona bakıyorum. Çok rapor var elimde kurumların. Tek tek ona göz atıyorum. İkinci maddemiz neydi? Koronavirüs ölüm mü? Ölüm sayısı maalesef sarsı geçti peri. 600'den 900'den fazla özür dilerim sayı var. Burada konuşulan ve birazcık daha piyasa bardağın dolu tarafına bakmak istediğim nokta. Evet, ölüm sayısı sarsı geçti ama vaka sayısındaki artış hızı oranı bir miktar daha yavaşladığı söyleniyor. Bunu konuşuyoruz. Trump 4,5 milyon dolarlık bütçesini efendim sunacak. 750 milyar dolardan fazla askeri harcamalar var. Dikkatler New Hampshire'da, çünkü işte burada diğer ilk oylama nerede yapılmıştı Peran? Unuttum. Hatırladıysanız izleyicilerimiz de yazabilirler. Hadi bize destek olun. Aynen, Buttigieg kazanmıştı. Burada da Sanders'la birlikte kapışacağı söyleniyor. Dolayısıyla da New Hampshire'daki sonuçlar da önemli. Şimdi Borsa İstanbul'la ilgili hemen bir tahminlerimizi alalım demiştik. Ben -0,40'a yakın açar dedim. Peri'nde -0,50 üzerinde bir satış olur dedi. Neden? BDDK'nın swap hamlesi aynı zamanda bankaların EFT ücret komisyonlarında alt
limit getirilmesi falan. Bu da bence evet, önemli bir gelişme. Hı hı. Bir taraftan da baktığımızda zaten hani böyle dünyada risk iştahı çok yüksek, hı hı, değil. Asya piyasalarını kapatmaya hazırlanıyoruz. Eksi seyrediyordu Asya piyasaları. Çok derin sert satışlar olmasa da. Hemen ABD kısmını da bir hatırlatmış olalım izleyenlerimize. Orası sabah saatlerine yataydı değil mi? Senin de baktığın zamanlar birazcık, doğru, daha kafa karışıklığı vardı. Şu an bir miktar daha pozitif. %0,25-30 arası pozitif tarafa geçtiğini söyleyebiliriz ABD vadelerin. Negatif olması için de bir neden yok. Veriler iyi geldi. Cuma günü yine %1'e yakın değil mi? Sert satışlar vardı mesela. %0,54, evet, %1 Nasdaq S&P'de, hı hı, satışlar, satıcılık kapattığını gördük. Ben birazcık da orada artık kar realizasyonu olduğunu düşünüyorum Cuma kapanışında. Ya bir de veri iyi gelince, hı hı, Perihan, Fed'in hani faiz indirme olasılığı bir miktar rafa kalkmış oldu. Yani hani evet, istihdam ve güçlü neden artıralım gibi bir, hı hı, hani ortam da oluştu. Ama ben eninde sonunda Fed'in faiz indireceğini düşünüyorum açıkçası. Bunlar geçici fiyatlamalar. Çünkü bildiğimiz gibi aslında Trump da çok istemiyor açıkçası. Evet, şimdi o zaman borsamızı açmış olalım. Kaç diyor Perihan? 0,46. %0,46. Sen de 0,50 üstü dedin, ben 0,40 dedim. Ortada bir rakam oldu. Matematik yanıldı. İkimiz birbirimize kahve yaparız. Hiç problem değil. Tam medyan beklenti olmuş. Aynen. Perihan da bizi toplayın efendim. İkiye bölün. 0,50 ile 0,40'ı zaten bu rakam çıkacak. 0,45. 0,01 de herkes de yanında payı olur diyelim. Kim kazandı yönetmenim? Perihan kazanmış efendim, yönetmenimizin torpiliyle diyelim. Perihan'a o zaman kahve yapmış olalım. Alkışlar Perihan için, yeni haftaya başlamış olduk. Bugün tabii açılış itibariyle hemen Perihan istersen bir rakamlara bakalım. Yani, hı-hı, sektörleri ben merak ediyorum açıkçası şu anda. Baktığım zaman sektörlerde bankalar tabii şu anda satışın öncüsü gibi duruyor. Hı-hı. 0,79 puanlık bir düşüş var bankalar tarafında. Bankalar tarafında ki burada bir miktar daha aslında bu hamlelerin bankaları etkileyebileceğini, hı-hı, düşünmüştük. Hani ücret ve komisyonlarda kısta gidilmesi. Ben çok uzun soluklu negatif bir etkiye yaratacağını düşünmüyorum bankacılık sektöründe. Ama hani bir süre baskı yaratacaktır diye eklemekte fayda var. Bence zaten bankalar bu projeksiyonlarını hazırlarken 2020'ye dair, hı-hı, bunları da baz almışlardır diye, hı-hı, düşünüyorum. Birazcık haber odaklı bir fiyat. Ama bir de bence bu swap hamlesi, evet, tekrardan, evet, gelmesi birazcık daha piyasaları tedirgin etti. Hı hı. Haber tamam, odaklı demen kesinlikle doğru. Hı hı. Çünkü bizde bildiğin gibi daha çok böyle hani beklenti alınıp satıldığı için Borsa İstanbul'da. Şimdi hani dün akşamdan beri bir de herkes şey konuşuyor işte hani mesela hani bu swap hamlesinden sonra yabancı TL bulmak için hisse satar mı? Emin olun yabancıdan önce algı bozulduğu için bizim yerli yatırımcı ondan daha çok satacaktır diye düşünüyorum. Evet. İşte yani işte bu beklenti, bu algı, hep bunu konuşmakta, evet, fayda var. Bankaların da birazcık daha fazla fiyatlanıyor olması nedeni bu aslında Murat. Şimdi swap hamlesi yeni bir hamle değil. Bakıldığı zaman işte, hı, bu komisyonlar da bence birçok bankada bunu biliyordu, projeksiyonu. Sonuçta bunlar bankaların haberi olmadan banka yöneticileri alınmış kararlar olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka onlarla toplantılar öncesinde yapılıyor, hı hı, görüş birliği yapılıyor ama burada karar alınan nokta bankaların EFT ücretlerinde işte belli 1 lira ile işte 1000 TL arasında olan noktalarda 2 ila 5 lira ATM'den yaparsan başka, şubeden yaparsan dağıtım kanallarına göre değişiyor. Dolayısıyla bu bankaların orta ve uzun vade karlılıkları açısından olumsuz olur ama bankalar bunu fiyatlarını yedirmişti gibi bir tablo var efendim. Dolayısıyla ne diyoruz Perihan? Trendde bir dönüşüm yok. Bunu bir haber odaklı satış olarak mı özetleyelim sen? Kesinlikle. Ne bankacılık endeksinde trendde çok ciddi bir bozulma var ne de endekste. Hep söyledik aslında Borsa İstanbul için de konuştuk bunu seninle. Nedendir bilmeyiz. Ocak ayları ilk başları değil mi? Bizim borsa için tarih tekerden ibarettir. İyi geçiyor ama genelde Şubat ve Mart ayları birazcık daha düzeltme süreciyle zorlu geçiyor demiştik. Şu an bunun içerisindeyiz, sadece bir düzeltme sürecindeyiz. Hı-hı. Belki eğer ki bir fincan kulp yapıyorsak da fincanı yaptık, kulpu yapma sürecindeyiz. Kulpu nasıl yapacağız? İşte böyle gitgellerle yapacağız. Aslında bant piyasası yakalayabilen, hı-hı, için en verimli, en güzel piyasadır Murat. Kesinlikle. Bak sürekli düşen piyasada işlem yapmak çok zordur. Ama bantı sürekli, çok güzel. Kesinlikle. Takip et bantı. Al sat, al sat. Eğer yakalamak yapıyorsa, yakalıyorsa. Tabii ki bu hani günde 60 dakikalık grafik bakarak değil de mesela hani bir bant aralığı artık çalışmaya başladıysa, hı-hı, stop koyularak en güzel senin dediğin gibi bant aralığında. Hani Viyop'ta endekste yapılabilir bu ya da işte hisselerle bir bant aralığı. Mesela hisseler de çok güzel bazen bantlar yapıyor. Hı hı. Bant aralığı çalışıyorsa eğer tam zamanı ama tekrar altını çizelim. Kimseyi yönlendirmeyelim. Kesinlikle. Tabii piyasayı bilen, trade edebilen yatırımcı için.
Şimdi tabii o bant bozulur mu bozulmaz mı onu haberler ve veriler gösterecek. Kesinlikle. Ama o zaman bir hemen şirket haberlerimizi yönetmenimizden rica edelim. Perihan'a torpil geçti. Perihan'ı kazanmadığı halde kazandırdı. Burada haksız rekabet var Perihan. Yok, estağfurullah. Beni daha çok seviyorlar demek ki dermiş. O kesindir diyelim. Şimdi o zaman bir şirket haberlerimize bakalım. Avisa'da 2020 yılında prim artışı %40, net kar artışı da %25-35 aralığında olmasını bekliyor efendim. Diğer taraftan da bakıldığı zaman da aracı kurumla devam eden piyasa yapıcılık faaletleri sona erdirilmiş Perihan. Bir diğer evet, haberimizde. Avisa'da. Ben de o zaman bir sonraki haberimizle istersen hı-hı geçeyim değil mi? Gedik Yatırım Holding. Peki ben buradan okuyayım. Aracı kurum ile devam eden piyasa yapıcılık faaliyetlerini sona erdirdi. Bunu evet da eklemiş olalım. Şimdi Türk Hava Yolları'da iç hat yolcu sayısı %13'lük bir azalış var ama dış hatlarda artış var. Hem aylık bazda hem de yıllık bazda bir artış görmüş olduk ki önemli ve Şekerbank şirket paylarını geri alım kapsamında alınan payları da 2 milyon 635 bin adedi 1.42 TL fiyattan satıldı. Satış sonucunda 474 bin 414 TL'lik bir zarar edildiğini görmüş olduk Perihan. Evet, bir taraftan da pozitif ayrımcılık yapılıp yapılmadığı sorunsalıyla da bizi izleyenler şu an ne okuduğumuzla ilgilenmiyorlar Murat, farkındaysan. Tamamen şimdi bunun tartışması aynen başladı izleyenler tarafından. Evet, yok pozitif ayrımcılık yok. Biz Perihan'ı bayağı kayırıyoruz ya. Tekrar ihale üstüme kaldı. Eyvah eyvah. Biz böyle Perihan olduğu için kayırıyoruz. Yani kadın olduğu için değil, bayağı Perihan tantı olduğu için rejide kayırıyor efendim. Çok zor şartlar altında görüyorsunuz yayın yapıyorum. Biz yüz teknik yapalım mı? Bir bakalım. Aynen. Şimdi vakıf yatırıma Perihan diyor ki 121.500 seviyesi önemli bir direnç ve geri çekilmelerde de 118.500 seviyesine kadar bir ana destek seviyesi belirtilmiş. Bu iş gücü istatistikleri vakıf yatırımını alabilirsek ya da tacirler yatırımı diyelim efendim. Bu şekilde belirtmiş. Evet. Şimdi bununla mı devam edelim? İşsizlik rakamları geldi bir taraftan. Hı hı. Yoksa onunla mı devam edelim? İşsizlik gelmiş. Ben yönetmenimi çok zor duyuyorum. Beni de hı hı sağlıklı yönlendirebilse çok sevinirim. İşsizlik maaşında %13.3'lük bir rakam geldi ki genç nüfusta işsizlik oranı 24.5 olarak açıklandı. Ve bakıldığı zaman da 15.4 tarım dışında işsizlik oranı olduğunu belirtelim. Hemen ben de buradan detaylarına bakmış olalım. Ekranda da görüyorsunuz diyelim. Evet. Evet, ekranda şu anda görüyorsunuz. İş gücüne katılma oranı %52.5 olarak gerçekleşti. Kayıt dışı çalışanlarsa %33.8 oldu. Kamu istihdamı 6.7'lik bir artış göstermiş oldu. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı ise %13.6 olarak kayıtlanmış oldu. Perihan burada 13.3'lük bir seviye var. 1 puanlık bir artış görmüş olduk. Yine istihdam tarafındaki katılık devam ediyor. Yani iş gücü istatistiklerinde aslında yine yukarı yönlü hareketin evet devam ettiğini görmüş olduk. Bütün istihdam maalesef tarafı toparlanamıyor. Toparlanamıyor. Aslında ya Murat, işte 2020 için dipten dönüş süreci başladı diyoruz. Hı-hı. Birazcık daha güven endekslerine bakıyoruz değil mi? Orada kısmi toparlanma evet var. Hani bizi teyit eder nitelikte, yani bu dipten dönüş sürecini teyit eder nitelikte, hani enflasyonda artık tek haneleri konuşuyoruz, büyümeyi yakalar mıyız diye konuşuyoruz ama tek sorunumuz, bence en büyük sorunumuz şu an işsizlik. Yani bunu hele hele de yeni mezun olan işte gençlerimiz var, yani genç şimdi sayısına pardon hani genç yaşa baktığımızda işsizlik rakamları hele yani %50'lere neredeyse yaklaşıyor. Bu durum açıkçası beni en çok üzen durum aslında, bu işsizlik rakamları. Bir sene daha önceden de konuşmuştuk. Hı hı. Hani birazcık tabii ki şeyi ayrı tutmuştuk. Hani iş beğenmeyen bir kesimimiz, kitlemiz de var diye, ama hani bir taraftan da bu istihdamı sağlıyor. Hı hı. Olabilmemiz lazım diye düşünüyorum bu büyüme evet sürecinde. Şimdi tabii faiz oranları düştü ama tüketici güven endeksleri veyahut da ekonomik güven endeksleri yatırım yapmaya elverişli bir ortama geldi mi? Bunu tartışmak lazım. Kesinlikle. Yani yatırım ve fabrika açmadan bu insanlar iş bulması zor ya da onlara uygun iş alanları açmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada evet kredi noktasında, kredi hacimlerinde, kredi faizlerinde bir iniş var ama burada insanların tam anlamıyla ekonomiye güvenip yatırım yapması lazım Perihan. Dolayısıyla da bir miktar daha burası önemli. Diğer
Diğer taraftan da tabii ki iş gücü piyasalarının durumu faizlerin de dışında dünya konjonktürüyle de çok çok önemli. Çok fazla konuşuluyor biliyorsun koronavirüsü acaba Türkiye ekonomisini pozitif yönde etkiler mi? Özellikle tekstil sektöründe birçok ürün Türkiye'de üretilebilir şeklinde. Sen bu konuyla ilgili ne düşünürsün Perihan? Ya şimdi tabii ki maalesef hani orada birileri hayatını kaybederken biz de bundan pozitif nemalanabilir miyiz diye hep rahatsız olarak tekrar altını çizelim. Bunu konuşmak durumunda kalıyoruz ama evet şu an birazcık daha Çin artık tamamen karantina altına alındıktan sonra bir izleyenimiz de yazmış. Ben üzülüyorum hakikaten. Bir de insanlar kendi ifade etmeye çalışıyor. Sürekli bir Çinli vatandaşlara karşı çünkü bir önyargımız oluşuyor dünyanın her yerinde. Ve bu önyargı aslında işin birazcık daha ekonomik boyutuna da yansıdı Murat. Çünkü artık Çin'den alınacak, ithal edecek her şeye karşı çıkmaya başladı diye düşünüyorum dünyadaki birçok ülke. Bunun alternatif ülkesi olarak da özellikle tekstil alanında Türkiye olabilir mi? Hem maliyetler hem de iş gücü olarak diye düşünülüyor. Evet. Bu nedenle burada evet pozitif olabilir. Bir diğer ikincisi de hala daha koronavirüs haberleri birlikte Brent petrol üzerinde baskı devam ettiği için bunun da Türkiye'ye pozitif yansıyacağını daha önceden konuşmuştuk. Evet. Kısmi de olsa bu durumdan pozitif nemalanacak bir ülkeyiz aslında. Bir de karşımızda Oğuz Demir olacakmış. Hemen Doktor Oğuz Demir'e gidelim. Ekonomistler Platformu Başkanı. İşsizlik rakamları konuşacağız. Hocam öncelikle elimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Tufan. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İşsizlik oranı %13.3 seviyesinde gerçekleşti Oğuz Hocam. Ve 15 yaş ve daha yukarı yaştakilerdeki işsiz sayısı 2019 yılın Kasım dönemine göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi arttı. Ve söylemiş oldum, rakama ulaşmış olduk. Detaylarında neler gördünüz hocam işsizlik rakamlarını? Yani 13'ün altına bir türlü inemiyor. Hani bir canlanmadan bahsediyoruz. Gerçi rakamlar biraz gecikmeli ama yani bir miktar hareketlenmenin olduğu bir dönemin rakamlarından bahsediyoruz. Orada bile istediğimiz kadar istihdam yaratamadığımızı görüyoruz. Zaten bir eksik kapasite var bir kere her şeyden önce. Yani kapasite var, kapasiteyi henüz yeni yeni dolduruyor. Dolayısıyla istihdama yansımıyor. Rakamlar da bir miktar bunu söylüyor. Yani ekonomideki hareketlenme, canlanma yılın son çeyreğinde bahsettiğimiz belki bir miktar şirketlerin toparlanmasına katkı sağlamış olabilir ama emek piyasasında hala bir karşılığı olmadığını görebiliyoruz. Çünkü oran aşağı doğru gelse bile burada işçi sayısının belki de en önemli tehlikelerden biri. Bir de genç işsizliği rakamı hala %25'e yakın. Yerlerden an bir işsizlikten bahsediyoruz. Yani bu da genç işsizliği oranında. Dolayısıyla yani çok rakam değil. Hem şey tarafında yani makro sergiler tarafında büyüme olacak. İşte son çeyrek belki çok beklediğimizin çok üstünde bir büyüme rakamıyla da karşı karşıya kalacağız. Ama bunun emek piyasasına yansımadığını görmüş oluyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ekonomistler Platform Başkanı Doktor Oğuz Demir ile konuşmuş olduk. Birazdan Paratoner'de yine işsizliği detaylı şekilde konuklarımızla konuşacağız ama öncesinde vakıf yatırımın ve tacirler yatırımının günlük hisse bültenlerini de almış olalım. Bakalım neler önermiş oldular böylesi bir günde. Çünkü hem BDDK'nın swap hamlesi vardı hem de Merkez Bankası'nın işte bazı hamleleri vardı Perihan. Bu tacirler yatırım. O tarafta günlük haftalık teknik analiz bazlı hisselere bakıldığı zaman Aselsan, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve Vakıflar Bankası dikkat çekiyor. Evet, şimdi bakacak olursak Aselsan'ın bilançosunu bekliyoruz. Aselsan'ın bilançosu bizim için önemli. Koç Holding bir süredir uykudaydı. Türk Hava Yolları, TT.com ve Vakıfbank var. Hani zaten işlem seviyesi stop loss bir önceki haftaya göre gördüğü en yüksek seviyeler ve düşük seviyelerde burada var. Biz tabii ki hani burada hisse önerisinde maalesef ki bulunamıyoruz. O nedenle aracı kurum raporlarından destek almaya çalışıyoruz diyelim. Şimdi görüyorsunuz beklenen yön işlem seviyesi ve hedef fiyatı koyacağınız stop loss da yalnız kısa vadeli olduğunu söyleyelim. Bu bir model portföy uzun vadeli değil. Kısa vadeli haftalık bazda hisse önerisi diye ekleyelim. Evet bir de Vakıflar Bankası'na bakmış olalım. Tacirler yatırımı paylaşmış olduk. Vakıflar Bankası'nda da Coca-Cola, Ereğli, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası hisseleri gözüküyor. Türk Hava Yolları evet iki kurumda da ortak nokta gibi. Orada Perihan... Ama burada negatif görünüme sahip hisselerdenmiş anladığım kadarıyla değil mi? Evet, negatif görünüme sahip hisseler olarak paylaşmışlar. Az önce pozitifti. Evet, direnç olarak Türk Hava Yolları'nda işte 14.94'e kadar bir potansiyel
potansiyel görüyoruz ama burada görüntü olarak negatif hisseler arasında. Evet, negatif hisseler yine tekrar altını çizmiş olalım. Uzun vadeli değil, aracı kurumların hazırlamış olduğu raporlar. Daha kısa vadeli günlük alım satım önerileri. Biz bir de Borsa İstanbul'daki aslında fiyatlamaları verecektik seninle. Orada bir şey oldu, işsizlik rakamları geldi, onu da verememiş olduk. Şimdi evet, Borsa İstanbul tarafında şu anda genel görüntü kırmızı bir tablo olmuş oldu ve 0.54'e kadar gelmiş oldu seviyelerimiz. Burada tabii ki en başta tekrar konuşmak gerekirse işsizlik rakamları da gelmiş oldu. Hem bu rakam da bir miktar daha satışları etkileyebilir ama genel olarak swap hamlesi. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir köşe yazısı vardı Perihan, hafta sonu okumuş oldum. Yabancıların büyük bir oranı aslında Katar, yani 75 evet. milyar TL ve üzerinde yabancıların pay oranı Katar'dan oluşuyor. 75 milyar TL'si ABD tarafında, yaklaşık 40 milyar TL'sinin üstü de Büyük Britanya tarafında. Ama Katar'ın şöyle bir özelliği var. ABD tarafında işte binlerce yatırımcı bu 75 milyar TL'yi paraya koyarken Katar tarafında sadece 4 cari yatırımcı hesabı, yani bu kişi de olabilir, bir grup da olabilir ama 4 yatırımcı grubu tarafından oluşan bir 75 milyarlık TL'den bahsediyoruz. Dolayısıyla da hani bu son dönemde yabancı bakışıyla Katar'lı bakış açısında bir fark olabilir mi acaba? Yani bu swap hamlesinden dolayı işte ABD'li İngiliz bir miktar daha tedirgin olabilirken Katar tarafında aynı reaksiyonu görmeme ihtimalimiz var mı? Şimdi hani tarz olarak tabii ki o büyük fonların tarzını bilmiyorum ama genel olarak yabancı tarzına bakacak olursak bu müdahaleler ne anlama geliyor? Bu müdahaleler bir taraftan aslında bir tarafı yaparken aslında bir tarafı yıkmaya da benziyor diyebilirim. Ben her zaman hani sorulmuş bu tarz müdahaleler gelebilir mi? Tabii ki hani bu konuda biz sadece kendi görüşümüzü beyan edebiliriz. Ben piyasada çok açık ara bir manipülasyon süreci olmadığı sürece serbest piyasa koşullarına çok fazla müdahale edilmesi mesela taraftarı değilim. Neden değilim? Çünkü serbest piyasa birazcık akışına bırakmak lazım. Her müdahalede o ekonomi üzerine müdahale olduğunu düşünen yatırımcı, yabancı yatırımcı biraz daha çekimser davranıyor ki bunu bir önceki swap hamlesi de görmüştük. Tabii ki şu anla o günü karşılaştırdığımızda birçok kişi bunu sosyal medya üzerinden de yazmış. Birebir değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü ben yabancı yatırımcının o zaman dolarda çok daha fazla pozisyon aldığını, bu pozisyonların son doların oynaklığına bakacak olursak daha azaldığını düşünüyorum. Şimdi bir taraf bu ikisini karşılaştıracak olursak bize ne ifade ediyor? Önceki swap hamlesinde yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da çok fazla hisse senedi satmıştı. Aynı şekilde hisse senedi satar mı? Arasında fark var. O zaman TL açığı çok fazlaydı yabancı yatırımcının. Şu an dolarda daha az pozisyonlandığı için bence daha az. Evet. O yüzden etkisinin bir önceki hamleye göre daha sınırlı olacağını düşünüyorum. Ama TL ihtiyacını evet önce tahvile bakar sonra da Borsa İstanbul'a satış yaparak özellikle yabancının yüklü olduğu hisselerde satış yaparak tamamlamaya çalışabilir. Bir diğer ikincisi de piyasadaki algı bozulduğu için bu hani müdahale gibi algılandığı için de çekimser davranabilir. Yani kısmi de olsa piyasada bir süre belki baskı yaratabilir. Tabii. Uzun soluklu tabii böyle çok sert bir fiyatlamadan bahsetmiyoruz. Mesela 2019'un Ağustos'unda yatırımcı adres ülkesi olarak hani ABD'de 65 milyar 852 milyon TL'lik bir yatırım varmış. 2019 Ağustos rakamları 1237 yatırımcı varmış. 2020 Ocağı geldiğimiz zaman Katar'dan 4 yatırımcı geliyor, 77 milyar 313 milyon TL'lik bir yatırımdan bahsediyoruz. ABD, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Hollanda, işte Cayman Adaları, Singapur, Kanada ve İspanya izliyor toplam yatırımı. Bir başka önemli rakam da bence Perihan, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı. Yani bakıldığında Borsa İstanbul'da son dönemde biliyorsun hani hesap sayısı arttığı söyleniyor. Evet. Dolayısıyla yatırımcı sayısı 1 milyon 232 bine çıkıyor. Ama bizim Borsa İstanbul'un esas rekoru 2000 yılında 1,5 milyonmuş. Burada yine 250 binlik bir yatırımcı sayısında azalış görüyoruz. Ama bu 230 artan yatırımcı sayısının 66.267'si yerli. Yani. 155 tanesi sadece yabancı. Hani burada da yabancıların aslında çok ilgi göstermediği daha çok yerli bir rekor. Sanırım rakamlarda en iyi ifade edilmiş nokta. Evet, biz söylemiştik bu piyasada ilk defa belki de çok eskiden borsada olanlar da bilir. Bu piyasada ilk defa böyle bir yükselişe şahitlik ettiğimizi söylemiştik. Tekrar altını çizelim. Hep ana hisselerle başlayan bir yükseliş trendi olurdu. Çünkü bu yükseliş trendini yabancı başlatmış olurdu. Yerli son halkada aslında en küçük hisselere katılır. Burada da muhtemelen yükseliş trendi biter, bir düzeltme süreci başlardı. Bu sefer yerli yatırımcının hareketiyle başladığı için küçük hisselerden büyüğe dağıldı. Doğru. Yükseliş trendi.
beğendi. Aradaki fark bu. Şimdi insanlar yabancı buraya gelsin dedikçe bizi de yanlış anlıyorlar. Yani buraya gelen yabancı demek günlük o sizin karşınızda size savaş veren algoritmalardan bahsetmiyoruz. Zaten siz onlarla savaşmayın. Yani bu bir tercih meselesi. Savaşmak zorunda da değiliz. Uzun vadeli fonlardan bahsediyoruz. Orinolardan. Sadece borsaya gelmesi değil, genel olarak ülkeye yatırım yapması açısından bahsediyoruz Murat. Bunun arasında fark var. Kesinlikle bu yanlış anlaşılmasın ama zaten seninle bunu daha önceden de konuşmuştuk. Yani bizim önce kredi notumuzun artması lazım. Çünkü birçok ordino fon zaten gelemiyor. O zaman gelir para aslında. Gelemiyor çünkü kısıt var zaten biliyorsun. Hı-hı. Yani en az iki derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir notu almamız lazım. Bazı fonların bu ülkeye gelebilmesi için. Evet, şimdi ben bu rakamlara baktığım zaman da aslında bu SPK'nın, daha doğrusu özellikle BDDK'nın bu swap hamlesi çok da fazla yatırımcıda zaten hali hazırda düşen bir yabancı yatırımcı oranı var ve büyük bir pay aslında Katar'a ait olmuş oldu. Dolayısıyla ben çok fazla gidecek bir yabancı çıkışı olduğunu düşünmüyorum. Yine ılımlı bir çıkış olacaktır. Evet. Şimdi dolara baktığım zaman da orada hani bu swap hamlesi dolara bir miktar daha kontrol altına almak olduğu için 30 saniye gibi süremiz kaldı. Orada da 5.95, 40-21 günlük ortalama. Artık bir barkoyu gösterebilirsek 21 günlük ortalama önemli bir destek seviyesi oldu gibi Perihan'cığım. Evet, bir taraftan sabah saatlerinde de aslında dolarda oynaklık fark ettiysen arttı. Hı hı. Çünkü ben mesela beklenti tarafında programı başlatırken 5.98-99 bitirirken 6.01'di. Şimdi ben birazcık daha hani biz bir aydır bu sakin kura alıştığımız için tekrar söylemek istiyorum. 5.99-80 önemli ama bir kere kırıldı artık. Bu müdahale, bir gördü değil mi? Evet, bir gördü. Hı hı. Hani çok kuvvetli bir direnç olmayacaktır artık eskisi kadar diye düşünüyorum. 6 liranın üzeri de beklentiler dahilindeydi. 36-40'lara kadar ama tabii bir anda değil, çok oynaklığın da yüksek olması da istemiyoruz tabii ki. Daha temkinli bir şekilde giderse de kimseyi şaşırtmaz. Şaşırtmaz diyelim. Kısa bir araya gideceğiz efendim. Perihan Tantuli seans bölümünün sonuna geldik. Paratoner'de Doktor Tuğber Çetici ile birlikte hem hisse senetlerini hem de şu diğer konuları konuşacağız aradan sonra.